Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda Metin Yayınları'nın hazırladığı TYT AYT Geometri soru kitabında 3. bölüm 11. testin çözümünü yapacağız. Karma testteyiz. İkiz kenar ve eşkenarın karması. Üniversite testlerindeyiz. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Eşkenar üçgen biçimindeki bir masanın üzerine eşkenar üçgen şeklindeki örtü. Arkadaşlar hem masa eşkenar üçgen hem de örtüsü eşkenar üçgen olarak verilmiş. Peki bunlar aşağı doğru sarkıyor ya. Biz böyle aşağı doğru katlanmış gibi düşüneceksin aslında. Yani aşağı katlanmışı biz yine yukarı doğru açalım ki işimiz kolay olsun arkadaşlar. Üstten görünümü de şu şekilde verilmiş ya. Hadi açtık bakalım bunları böyle. Şekil 1 ve şekil 2. Sonra soruyu okumaya devam edelim arkadaşlar. Bakın. Evet şekil 1'deki ör gibi örtüldüğünde masanın eşkenar üçgen biçimindeki 3 üç eş parçası açıkta kalıyor. Bak dikkat et. Eşkenar üçgen biçimindeki 3 üç eş parçası açıkta kalıyormuş. Açıkta kalan yerler şunlar değil mi? Yani buraları. Eşkenar üçgen şeklinde olduğu için. Hocam şunlara bir A A A dersem, o zaman bu eş üçgenler olduklarına göre bunlar da A A A. Burası da A A A şeklinde mi? Evet. Sonra devam edelim. Örtünün ise eşkenar üçgen biçimindeki üç eş parçası masanın yanlarından aşağı doğru sallanıyor. İşte sallanan kısımlarda bunlar. Bunlar da yine aralarında eşmiş. Bakın, örtünülse eşkenar üçgen biçimindeki üç eş parçası o zaman bunlara da şöyle bir BBB diyelim arkadaşlar. O zaman bu da eş parça olduğu için BBB. Şuraya da BBB diyelim mi arkadaşım? Diyelim. Sonra ne diyor? Şekil 2'de masanın örtüsünün, e, masanın örtülü kısmının görünümü verilmiştir. Eyvallah. Okumaya devam. Masanın bir kenar uzunluğu ile örtünün bir kenar uzunluğunun toplamı 18 birim. Arkadaşlar masanın bir kenar uzunluğu ne? 2A artı B. Hocam sen 2A artı B ile, 2A artı B ile şu altta yapalım isterseniz. Burada yer kalmayacak. 2A artı B ile neyi toplayacaksın? Örtünün kenarını. Örtünün bir kenarına bakacak olursan o da A artı 2B değil mi? Evet A artı 2B'yi topladığın zaman kaç yapıyormuş? 18 yapıyormuş. E o zaman buradan ne geldi? Hocam 3A artı 3B eşittir 18 ise buradan da A artı B'yi kaç bulursun? 6 bulursun. Sonra örtüler toplamını bulduk. Peki farkı da 2 birim diyor. Yani sen 2A artı B'den şu A artı 2B'yi çıkarttığın zaman da ne oluyormuş arkadaşlar? 2 birim oluyormuş. O zaman bu eksi A eksi 2B yaptı. Yani 2A bu 2A 2A dur bakalım. 2A eksi A'dan ne yaptı arkadaşlar? Neyse tam yazayım. 2A artı B eksi A eksi 2B ya. Bu 2'ye eşitse buradan ne geldi? A eksi B mi geldi? A eksi B de buradan 2'ye eşit oldu taraf tarafa toplayacak olursam B'ler gitti. 2 A eşittir 8'den A'yı kaç buldun? 4 buldun. A yerine 4 yazdığında B kaç çıktı arkadaşım? 2 çıktı. Evet A'yı 4 buldun. Hocam burası 4. 4. 4. B de 2 olduğuna göre. B de 2 olduğuna göre bizden ne isteniyor? Masa üzerinde kapladığı alan nedir diye soruluyor. Örtünün masa üzerinde kapladığı alan. Arkadaşlar şu alan soruluyor. Bu alanını bulurken ne yapacaksın? Bu A'yı 4 buldun. Tamam. Büyük eşkenar üçgenin alanından şurayı, şurayı ve şurayı 3 tane eşkenar üçgen çıkartacaksın. Büyük eşkenar üçgenin bir kenarı kaç? 4, 4, 8, 10 mu yaptı? Evet. O zaman 10'un karesi kök 3 bölü 4'ten 3 tane a kare kök 3 bölü 4'ü çıkartacaksın kardeşim. Bu kaç yaptı? 100 bölü 4'ten 25 kök 3. Eksi öbürü ne arkadaşım? 4'ler gitti. 12 kök 3 yaptı. Yani cevabımız kaç yapıyor? 13 kök 3 yapıyor arkadaşlar. Dolayısıyla Birinci sorunun cevap böylelikle edrebit oldu. Geldik ki, aşağıda birer kenarları ortak olan mavi ve turuncu üçgensel bölgeler verilmiştir. Mavi üçgen içerisinden seçilen herhangi bir noktanın üçgenin kenarlarından uzatıldığı toplamı daima neymiş? Beş kök üçmüş. Arkadaşlar, ya buradan, ya buradan, ya buradan istediğin yerden bir nokta alıp kollara dikmeler çizsen Şu dikmeler toplamı daima sabit bir sayı etmiş. Böyle bir şey hatırlıyor musunuz? Hatırlıyorsunuz değil mi? Nerede? Hocam eşkenar üçgende içeriden bir nokta bu dikmeleri çizdiğim zaman ne oluyordu? Bir yüksekliğe eşit oluyordu arkadaşlar. Şu dikmeler toplamı buraya eşit oluyordu. Hangi özel üçgende bu? Eşkenar üçgende. O zaman bu nasıl bir üçgendir arkadaşım? Eşkenar üçgendir. Ancak dediği şey eşkenar üçgende sağlanır. 60 60 60. E o zaman şuradan bir yüksekliği çizelim arkadaşlar. Yüksekliğimiz kaç yapacak? Yüksekliğimiz 5 kök yapacak. Hocam 60'ı karşı 5 kök 30'un karşı 5'tir. 90'ın karşısında kaç yapar? 10 yapar. Eyvallah. Sonra diyor ki üçgenlerin ortak kenarından seçilen yani şuradan seçilen rastgele bir nokta. Şunu seçtim mesela. Seçilen herhangi bir noktanın turuncu bölgenin diğer kenarlarına olan uzatları yani şu kenara ve şu kenara olan uzatları toplamı ne oluyormuş? Daima 8 oluyormuş. Hocam iki durum var. Ya ikizkenar üçgen ya da eşkenar üçgen. Eşkenar üçgen olamaz. Şu dikmeler toplamı bir yüksekliğe eşit olsa bu 8 olacak. Eşkenar üçgenin bir kenarı 10 iken yüksekliği 8 olamaz. Yüksekliğinin 5 köküç olması lazım. E, 5 köküç olmadığı için bu ikizkenar kenar üçgendir. Hatırlayın. İkiz kenar üçgende tabandan alınan bir noktan kollara çizilen bu dikmeler toplamı neye eşitti arkadaşlar? Bir tane yüksekliğe eşitti. Yalnız tepeden çizilen değil kola ait yüksekliğe eşitti. Yani o zaman burası da şöyle bir ikizkenar üçgen olmak zorunda. E, bu x kenar üçgende o zaman kola ait yüksekliğimiz kaç vermiş arkadaşlar soruda? Soruda 8. Daima 8. Yani yüksekliğimiz 8 oldu arkadaşım. E burası 8 ise hocam ne çıktı burada? 8, 10. Ne üçgeni? 6, 8, 10 üçgeni. Buraya A dersem burası da A artı 6 mı çıktı? 6 olduğundan dolayı evet. Pisagor bağıntısı hocam 6, 8, 10 tutmadı. 8, 15, 17 o da tutmadı. N normal Pisagor yapacağız. Yani A artı 6'nın karesi. A artı 6'nın karesi eşittir. A'nın karesi artı 8'in karesi diyeceğiz. Buradan ne geldi arkadaşlar? A kare artı 12A artı 36 artı değil eşittir. Ne? A kare artı 64 oldu. A kareler gitti mi gitti. E 12A eşittir. 64 eksi 36 yaptı. O da 28 mi yaptı? Aynen öyle. A da buradan 4'e bölsen 7, 4'e bölsen 3. 7 bölü 3 çıktı. Bizden şeklin çevresi isteniyor arkadaşlar. Burası 7 bölü 3 ise Arkadaşım şurası ne yapıyor? 7 bölü 3 ile 6'yı topladığınız zaman 6 kere 3 18. 7 daha 25 bölü 3 yaptı burası. 25 bölü 3 burası. 25 bölü 3 burası. O zaman bizim çevre ne yapıyor arkadaşlar? Çevremiz. Şu bir kenar 10 değil mi? Eşkenar üçgende. Evet burası 10. 10 20. Yani iki tane 10 var. İki tane 10 var. Çeklin çevresinde iki tane 10 var. Bir de iki tane de 25 bölü 3 var. Yani o zaman ne yaptı? Bu da 20 artı 50 bölü 3'ten 60. 110 bölü 3 mü yapıyor? 110 bölü 3 yaptı arkadaşlar. Yani cevabımız böylelikle Ceyhan oldu. Geldik şuraya. Üçüncü soruya. Eşkenar üçgen biçimindeki özdeş iki camdan birinin yüzeyi 36 eş bölgeye diğerinin yüzeyi 4 eş bölgeye ayrılmıştır. Bu bölgelerdeki yüzeyler şekildeki gibi sarı mavi kırmızı renge boyanmış. Tamam. İşte burada renklerden falan bahsetmiş. Bu iki camdan biri diğerinin tamamen üzerindeyken. Yani şu, geldim bunu buraya koydum. Gerçi bunu buraya koymak daha mantıklı. Bunu buraya koyduğun zaman ne oluyor arkadaşlar? Hallederiz onu. Bakayım soruda ne isteniyor? Ee, renk değişmeyen bölgelerin alanları toplamı 3 kök 3. Arkadaşlar renk değiştirmemesi için ne olması lazım? Sarıyla sarının, maviyle mavinin, kırmızıyla kırmızının üst üste gelmesi lazım değil mi? Arkadaşım sen geldin bu üçgeni 4'e 4 şeklinde koyduğun zaman şu üçgen şöyle mi oldu arkadaşlar? Evet. Bak burası sarı bölge. Burası kırmızı bölge. Bakın şurası kırmızı bölge. Burası da kırmızı bölge. Burası mavi bölge. Burası da nasıl bir bölge arkadaşlar? Sarı bölge. Şurası da sarı bölge. Hocam sarıyla sarı üst üste geldiğinde renk değiştirmiyor. Renk değiştirmeyenler 1, 2, 3. Hocam burada mavi ile mavi üst üste gelecek. 1, 2, 3 tane burada olacak. E burada zaten kırmızılar bunların üstünü kapattı. Sıkıntı yok. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane eşkenar üçgenin yeri değişmedi. E bu oradaki her bir eşkenar üçgenin alan bir tanesinin kenarına A diyecek olursam e, 6 tane bizden ne isteniyor? Bir tane zamın çevresi nedir diye soruluyor. Tamam. 6 tane A kare kök 3 bölü 4 eşittir. 3 kök 3 verilmiş arkadaşlar. Kök 3'ler gitti. E, buradan 6 ile 3 sadeleşince burada 2 kaldı. 1 bölü 2. A kareyi buradan ne bulduk arkadaşlar? 2 mi bulduk? Evet. A'yı da buradan kök 2 bulduk. Şimdi bizden ne isteniyor? A'yı kök 2 bulduysak arkadaşlar bir tane camın çevresi nedir diye soruluyor. Şu camın çevresi soruluyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6A burada. Çevrede 18A yapacağından cevabı 18 kökü yapar. Yani kaçıncı soru bu? Üçüncü sorunun cevabı denizli oldu. Geldik 4'e. Kare bir ayna bir duvara yapıştırıldıktan sonra kenarları boyunca 100 tane yeşil eşkenar üçgen mozaik taşı köşelerinde kalan boşluğa ise 4 tane de mor ikizkenar üçgen. Arkadaşlar 100 tane ise bunlara da eşit kenar koyacaksam burada kaç tane olacak her bir kenarda? 25 tane yeşil üçgen olacak değil mi arkadaşlar? Evet 25 tane yeşil üçgen. Evet eşkenar üçgen diyor. Hocam burası 90 derece. Burası 60, burası 60, burası 60, burası 60. Hocam 120, 120, 240 artı 90 kaç yapıyor? 330. O zaman burada kaçıya kaç derece kaldı? 30 derece kaldı. Yani şuradaki üçgen şöyle bir üçgen yaptı arkadaşım. Şurası 30 derece. Başka bir şey demiş mi? 4 tane de mor. Dekorda kullanılan mor mozaik taşlarının görünen yüzeylerin alanları toplamı 25 santimetre kare. Arkadaşlar şurada bir kenara A diyecek olursam. Eşkenar üçgenlerde bakın burası da A, aynı yeşil burası da. A. Yani burası A iken burası da A mı A? İşte burada bize tüm yüzeylerin alanı, mor mozaiklerdeki alanları ne vermişler arkadaşlar? 25 demişler. Yani o zaman burada şu alandan 4 tane varsa 4 tane bu alan. Bu alanı bulurken ne yapacağız arkadaşlar? Sinüs mü? Gerek yok. Çek bir 90 derece. 90'ın karşısı A iken 30'ın karşısı A bölü 2 yapar. Hocam 4 tane A çarpı A bölü 2 bölü 2. neye eşitmiş arkadaşım? 25'e eşitmiş. Değil mi? E buradan ne geldi? Bölü 4'ler gitti. A kare 25 ise A'yı da 5 mi buldun? Evet. Evet her bir kenarı 5 buldun. Hocam bak burada örüntülü bir şekilde gidiyor. Yalnız Burada 25 tane var. O örüntüyü bulman lazım şimdi. Hocam şurada bu nasıl devam edecek? Hocam burada bu şöyle devam edecek. Bak dikkat. Hocam buradaki bir üçgeni koydun. Sonraki üçgen dikey mi olacak? Evet bak bir yatay bir de tepe noktası. Bir yatay bir de tepe noktası ikincinin. Ha, böyle örüntülü gidiyor. Bu bir tanesi kalsın burada. Bakın şu bir tanesi kalsın. Bir yatay bir dikey. Yani ikili ikili mi gidecek böyle arkadaşlar? Evet şu 2 şu iki. en sonki 2 de burada değil mi arkadaşlar? Evet. Toplam 25 tane vardı. Bir tanesi burada. Şöyle ikili ikili bir şekilde örüntü yaptığını gördüm. Çünkü her ikili de bir bir kenar değiyor buraya. O yüzden ikili ikili gittiğinde bakın örüntüyü buldum. Toplam 25 tane var. Bu dışarıda kaldı. Kenar sayısını böylelikle bulabilirim. E toplam 25 tane vardı burada. Bir tanesi gitti. O zaman 24 tane olacak burada. Buradaki 24 tane ise ikili ikili gittiği için burada kaç tane var arkadaşlar? 12 tane yeşil üçgen var. Bir tane de 12 tane yeşil üçgen oluyor arkadaşlar. Yani şurada 12 tane yeşil üçgen oluyor. Yok, 12 tane yeşil üçgen değil. 12 tane kenara mı denk geliyor arkadaşlar burası? Evet, 12 tane bir tane eşkenar üçgenin kenarına denk geliyor. Çünkü ikili eşkenar üçgenlerde ne oluyor? Bir kenar değiyor, diğeri değmiyor mesela. O yüzden burada 24 tane üçgen var ya, 24 tane üçgenin yarısı yani 12 tane kenar değmiş oluyor buraya. 12 tane A değmiş oluyor. Burası ne yapıyor o zaman? 12A mı yapıyor arkadaşlar karenin bir kenarı? Evet. A'yı da 5 bulmuştuk. 12A neye eşit oldu? Ee, 60'a eşit oldu. O zaman karenin bir kenarı kaç yaptı? 60 yaptı. O zaman alan da neye eşit olacaktır arkadaşlar? 60'ın karesinden 3600'e eşit olacaktır. Yani dördüncü sorunun cevabı böylelikle ne çıktı arkadaşlar? Denizli çıktı. Geldik 5'e. Gülce elindeki 3 cetveli bir doğru boyunca şekildeki gibi yerleştiriyor. Bu cetvellerden sarı renkli olan x kenar, dik üçgen hemen açıları yazalım arkadaşlar. 45 45 90 üçgeni. Sonra ee, dik üçgen mavi renkli olan da eşkenar üçgenmiş. Hocam burası da 60 60 60. Açıları yazalım mı yazalım? 15 verilmiş. 2 iç açı bir dış açı olduğundan hocam burası 30 olacak. Sonra başka ne var burada? Hocam 60 45 daha. 105 buraya ne kaldı? 75. Hocam burada da 15, 90, 105. burada da 75 kaldı. X kenar çıktı ama şu kenar uzunluğunu bilmiyorum. İşime yaramayacak. 75, 75, 150'den burası da ne çıktı? 30 çıktı. Aa, 30 A, 30'a 30. Bak ne çıktı burada? Hocam şurada bir ikizkenar kenar üçgen çıktı. Yani senin şuradaki parçanla senin şuradaki parçan eşkenarın bir kenara eşit oldu mu? Oldu. Şu eşitleri şöyle bir gösterelim. E hocam şuradaki özel açıyı kullanalım. Hipotenüs. E, ben buraya A dersem burası da A. Burası A kökü oldu. Ama şurada 30'un mantığını kullanmam lazım. Nasıl kullanacağım? Şuradan dik çizsem olmaz. 15 75 90 çıkıyor. O zaman nereden dik çizsek daha mantıklı? Bir de şuradan dik çizsek arkadaşlar. Ha, daha güzel oldu. Bak 30 60 90 üçgen çıkıyor. Ama işler değişti. O zaman buraya A demem. Dikkat. Bak 45 90'sa burası da 45 oldu ya. 45 90'sa burası da 45 oldu ya. Hocam ben şuraya A dersem burası daha olur. E, i̇kiz kenardan dolayı burası daha olur. 30'un karşısı A ise... O zaman 60'ı karşısında ne olacaktır arkadaşım? Şuraya kadar olan kısım A kök 3 olacaktır. E ben niye 1 demedim hatta burada? A demeyeyim arkadaşlar. Oran isteniliyor sonuçta. Ben isterseniz bunlara 1 diyeyim. 1 diyeyim. Buraya da 1 diyeyim. Çünkü en son ne isteniyor? Oran isteniyor değil mi? Evet. E burada 30'un karşısı 1 ise 60'ı karşısında ne yapacak direkt arkadaşlar? Direkt kökü eşit olacaktır zaten bu. E o zaman burada da şunu kökü diye yazalım arkadaşlar. Şuradaki uzunluğa da. E, hocam buraya kadar kök 3. Burada da 1 var. E, şununla da şey şu eşitti. Burası kök 3 artı 1 ise burası da kök 3 artı 1 oldu. Benden istenilen eşkenar üçgen cetvelin bir kenar uzunluğunun yani o da kök 3 artı 1 çıktı arkadaşlar. Kök 3 artı 1'in neye oranı isteniyor? E, dik üçgen cetvelin hipotenüs uzunluğuna oranı yani 2'ye oranlaması isteniyor. Direkt çıktı zaten kök 3 artı 1 bölü 2 yaptı arkadaşlar cevabımız. Yani 5. sorunun cevabı da böylelikle balık balıkesir çıktı ve bu testi de böylelikle bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda 12. testin çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.